Ve gece saatlerinde özellikle şafak vakti hareketliliğin yaşandığı bir diğer nokta Adana'nın Ceyhan ilçesiydi. Ceyhan Belediyesi'nde polis ekipleri şafak vakti baskın yaptı adeta ve şu saatlerde de oradaki aramaların devam ettiği bilgisini paylaşalım. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur, Ceyhan Belediyesi'nin önünde bizleri bekliyor. Halil İbrahim, kolay gelsin öncelikle. Operasyonun ve aramanın detayları için sözü sana bırakın. Öncelikle son dakika gelişmesi olarak şunu söyleyelim. 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'li Ceyhan Belediyesi'ne başkan olarak seçilen Kadir Aydar gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirildi ve şu anda emniyette ifade verdiğini söyleyelim. Diğer taraftan CHP'li Ceyhan Belediyesi skandallarla gündeme gelmeye devam ediyor. İşte yeni skandalda rüşvet operasyonu oldu. Şafak vaktinde Ceyhan ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler CHP'li Ceyhan Belediyesi'ne rüşvet operasyonu gerçekleştirdi. Aralarında CHP Ceyhan Belediyesi'nin eski belediye başkanı Kadir Aydar'ın da bulunduğu toplamda 23 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartılmıştı. Savcılık tarafından şu ana kadar 21 kişi gözaltına alındı. 2 kişinin de araması devam ediyor. Diğer taraftan da işte görüyorsunuz polis ekipleri hala Ceyhan Belediyesi'ni içerisinde ve çevresinde güvenlik önlemi almaya devam ediyor. İçeride bulunan ekipler özellikle dijital materyalleri araştırmaya ve onlara el koymaya devam ediyor. Yine bazı dokümanlarında burada polis ekipleri tarafından incelenmek üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldüğünü söyleyebiliriz. Diğer taraftan kısıtlama günü yaşıyoruz ama yine polis ekipleri şu anda TOMA başta olmak üzere çevrede geniş güvenlik önlemi almış durumda. Zira şu anda sivillerin Ceyhan Belediye binasının içerisine girmesine izin verilmiyor. Diğer taraftan 31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkanı olarak seçilen Kadir Aydar biliyorsunuz Mart ayında Yüksek Seçim Kurulu tarafından görevden alınmıştı. Mazbatası iptal edilmişti çünkü sabıka kaydı vardı. 20 aylık hapis cezası vardı. Bu nedenle mazbatası iptal edildi, görevden alındı. Ancak iddiaya göre belediyeden hala elini çekmemişti. Belediyeyi dışarıdan yönetildiği noktasında iddialar vardı. İşte bu sabah da operasyon düzenlendi. Rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda Kadir Aydar'ın da aralarında bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı. 2 kişinin de aranması devam ediyor diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.